Halet Çambel Yalısı 1820 yılında 2. Mahmut'un Ermeni asıllı bahçıvanı tarafından yaptırılıyor. Ve burada çok uzun yıllar yaşamıyor aslında. Osmanlı ordusunun modernleştirilmesi için ülkeye davet edilen Helmut von Moltke tarafından kullanılmaya başlanıyor. Yıl 1930'a gelindiğinde ise yalı el değiştiriyor ve Berlin Büyükelçisi İsmail Hakkı Paşa'ya geçiyor. Ve ardından da miras yoluyla Halet Çambel'e geçiyor. Halet Çambel de 1936 yılında Türkiye'nin olimpiyatlara katılan ilk kadın olarak tarihe geçiyor. Aynı zamanda kendisinin yaptığı arkeolojik çalışmalar da çok meşhurdur. Ve hayat arkadaşı olan Nail Çakıran'la da ilişkisi de bu yapıyı değerli kılan unsurlardan bir tanesidir. Nail Çakıran 2008 yılında vefat ediyor. Halet Çambel de 2014 yılında. Ölene dek yaşadıkları ev burası. Binanın sağında sarmaşıklı olan balkon, Halet Çambel'in vefat edene kadar yaşadığı, daha doğrusu kaldığı yatak odasının yeri aslında. Halet Çambel vasiyeti üzerine binayı ölümünden sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışlamıştır. Ve Boğaziçi Üniversitesi de burayı şu anda çalışma dahilinde kültürel ve eğitim amaçlı olarak kullanmak için yenilemektedir. Binada gördüğünüz 4 adet ön cephede gördüğünüz balkonlar da aslında 1930'larda eklenmiş, sonradan eklentiler. Yani binanın orijinal halinde bunlar yok normalde. Yalı Arnavutköy'de bahçesi olan tek yalıdır. Boğaza en yakıştırdığım renk olan aşı boyası renginin de binaya verilmiş olması bu yapıyı benim açımdan daha da değerli kılıyor.